Hatırlayacak olursanız geçen haftaki derslerimizde bölüm 5'te distortion enerji ve maksimum shear stress teorilerini görmüştük. Bu teoriler ductile ya da sünnet malzemeler için biri konservatif, biri konservatif olmayan yöntemlerdi. MSS konservatifti değil mi? Peki neden konservatif demiştik ona? Hemen hızlıca bir tekrar olsun. Hatırlarsanız şöyle bir grafiğimiz vardı bizim ve maksimum shear stress teori, MSS teori sadece maksimum kayma gerilmesine baktığı için şu bölgede ve şu bölgede özellikle düz bir çizgi halinde güvenli bölgeyi, üçgen bölge halini gösteriyordu. Bu da her zaman şu deneyle elde edilen datanın alt tarafında kaldığı için gayet güvenliydi. Distortion enerji ya da von Mises teorisi ise tam deney üzerinden çakıştığı için tam ucu ucuna yani tam hassas bir alan verdiği için biraz daha konservatif değildi. Şimdi bunlarla ilgili bir soru çözmüştük geçen dersimizde. Bu dersimizde bir soru daha çözüp pekiştirmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir tane otomobil tekerleği var. İşte burada onu tutan aksı var, arm diye tabir edilen. Ve buradan bir tane shaft var, arkaya doğru uzuyor gördüğünüz gibi. Ve burada soru bize demiş ki bu CB barı, şu B, C, A'dan aslında bar. Yani torsion bar gibi deniyor buna. Çünkü üzerinde aslında tork var. A'sı 1050 çeliğinden oluşmuş ve çapı D. B'de sabitlenmiş, A'da bu çubuğa tutturulmuş. C'de de bir yataklama yapılmış burada gördüğünüz gibi. Teker ise P kuvvetine maruz bırakılmış. 2.6 kN'lık bir kuvvet var burada. Toplam 2600 Nm gibi bir şey. Ve demiş ki bize MSS ve distortion enerji teorileriyle bu verilen sistemdeki design faktörü bu. Şimdi tabii bu sistemde farklı yerlerde farklı stresler oluşabilir. Dolayısıyla tasarım faktörü de bizim hesapladığımız stresin mesela akma dayanımına bölümü gibi bir şey düşündüğümüzde farklı noktalarda farklı değerler olabilir. Ama bize soru sadece bir tane design faktörü bulunuyor. Bunun demesinin sebebi de maksimum stresin en büyük olduğu lokasyonu belirlememiz lazım önce. Ve o nokta için tasarım faktörünü belirlememiz gerekiyor. Yani maksimum stresin olduğu nokta hasara uğramıyorsa tüm sistem hiçbir yerde hasara uğramayacak demektir. O yüzden o noktadaki tasarım faktörünü bulmamız lazım. Böyle bir soru. O yüzden biz aslında şu A çubuğu, armide denilen çubuk, bir de AB şaftı için serbest sistem diyagramları çizip üzerindeki yüklemeleri tanımlayacağız. Sonrasında kesme ve moment diyagramlarını belirleyeceğiz. Bunların üzerinden de nerelerde yüksek momentler var, kuvvetler var onları bulacağız. Oradan da streslere geçeceğiz. Öncelikle arm dediğimiz kısımdan başlayalım. Tekere bağlı olan kısmından. Şu yukarı yazayım ben. For arm free body diagram diyelim. Ya da serbest cisim diyagramı. Burada bakın A noktasından tekere kadar olan aslında bir şey var. Bunu X, Y düzleminde çizersek çünkü kuvvet de Y düzleminde aslında. Şu X düzlemi olsun. Şurası A noktası. Şurası da tekerin bağlı olduğu nokta olsun. Burada bizim basitçe üzerinde bir tane kuvvet var. 2600 N. Çünkü 2.6 kN 2600'e denk geliyor. Sol tarafta ise bu sabitlenmiş. Burada tamamen fix sabit gibi düşünebilirsiniz bunu. Çünkü beraber gitmesi lazım bunların. Şurada bir tepki kuvveti o yüzden düşünebiliriz şöyle A'yı. Bir de AX düşünebiliriz. Bir de bu fix gibi düşündüğümüzde şöyle bir moment oluşacak X etrafında. Hem X tepki olarak. Ama bakın Y etrafında bir moment çizmedim buraya. Çünkü ona ihtiyacım yok aslında. Çünkü sadece X'ye'den bakıyorum şu anda. Kuvvet X'ye'den uygulandığı için. Burada toplam momenti alırsam önce kolaylık olması için momentle başlayacağım. Toplam moment A eşit 0 dersek artı M Z etrafında olacak. Şu MX de yanlış. Bunu X'ye olarak çizdim. Z etrafında olacak. M A Z diyelim bana. Oysa MA'nın Z eksen etrafındaki momenti 0. Buradan baktığınızda 2600 çarpı 360, 2600 çarpı 360 milimetreydi. Metreye çevireceğim ki Newton metreyle ilerleyeyim. 0,36. Ve bu benim pozitif yönde aslında bir moment uyguluyor. O yüzden pozitif. MA momenti ise bakın negatif. Baş parmak içeri doğruyken bu yöneleri. O yüzden eksi MA eşit 0. MA eşittir. Buradan 936 Newton metre gelmiş. Bir de toplam FY'yi yazalım. Eşit 0 diye sağa doğru pardon yanlış oldu. Y yukarı gidin. Yukarıya doğru pozitif dersek buradan da 2600 eksi AY eşit 0 AY eşit 2600 Newton. AY pozitif geldiği için verdiğimiz yön doğru. Dolayısıyla aşağıya doğru yani. Hatta momenti de söyleyebiliriz böyle. Verdiğimiz yön doğru. Dolayısıyla moment de şu yönde. MAZ. Hatta buna MAZ diyelim. Aynısı olduğu anlaşılsın. Şimdi bir de AB barına bakalım. Burada bakacağınız üzere herhangi ortada bir destek olmadığı için hani maksimum stres zaten A noktasında oluşacaktı şu momentin maksimum olduğu yerde. O yüzden buradan daha fazla bir analiz yapmaya gerek yok. Bir de AB için çizelim. Free body diagram diyelim. Bunda da bakarsanız AB çubuğunda yani şu Z ekseni aslında bizim uzunlamasına görünür. O yüzden Z ve kuvvetlerde Y ekseni uygulanıyor. O yüzden Z'yi çizeceğiz. Dolayısıyla şöyle
çizelim. Şurası Z. Şura B noktası, en arkadaki nokta olsun. Şurası A noktası. Bir de C noktası var şurada. A noktasında zaten şuradaki tepkilerle aynı tepkilerimiz var. AY var yani. Ve AY'yi 2600 Newton dedik. Ve dikkat ederseniz yukarıdan aşağıya bağlantı olduğu için bu. Yani şu çubuk buna bağlı olduğu için yukarıda aşağıya doğruyken AY, buraya taşıdığımızda yukarı doğru olacak. Yani tam tersi olması gerekiyor diğer tarafı taşırken. Çünkü birleştirdiğimizde bunlar iç kuvvet oluşacak ve zıt olmaları lazım ki birbirlerini götürsün. İç kuvvet dengesi oluşsun burada. Bir de Z ekseni etrafında kuvvetimiz olabilir. Şöyle AZ diyelim, onu bilmiyoruz tabii. Bu arada yukarıda da AX vardı. Ama bakarsanız öbür tarafta herhangi bir X kuvveti olmadığı için şu eksenin oku kuvvet değil. O yüzden AX direkt sıfır çıkıyor. Toplam FX'i yazmadım bile yani. AX burada yok. AZ'de de benzer bir şey olacak aslında. B noktasında, yani gerçi BZ olabilir B noktasında ama onlar birbirini götürecek gibi düşünebilirsiniz. Arada ekstra tetikleyen, ekstra bir Z yönde tepki eden kuvvet olmadığı için AZ eşit BZ. Onlar bizim bir işimize yaramayacak. Bir de C noktasında bizim kayar destek mesnet olduğu için şöyle aşağıya doğru bir CY var diyelim. Yönünü rastgele verdim. Negatif çıkarsa değiştirdim. Şurası 0,12 metre. Burası uzunluğunu vermemiş. Burada bir kalsın. B noktasında da tepkiler var. B noktasında da yukarıya doğru bir BY verelim tepki olarak. Burası tamamen fix zaten gördüğünüz gibi. Bir de şöyle BZ olabilir. Bunun etrafında bir de moment MBX. Ve pozitif X bize baktığı için baş parmağımız bizdeyken olan yön MBX. O yüzden yine bu ZY plane'i de olsa sanki şurada çizdiğimiz XY plane'iymiş gibi aynı işlemleri yapabiliriz. Hiçbir şey yok. ZY baş parmak bizdeyken X ekseni bize bakıyor pozitifi. O yüzden benzer işlemler yapacağız. Şimdi burada sadece BY'yi bulmam lazım benim. Bir de CY'yi bulmam lazım. Ama şimdi şu uzunluğu vermediği için ona biraz göreceli bir yaklaşım yapabiliriz. Burada aslında biraz mühendisliğimizi konuşmamız lazım. Ben direkt bunun gelip kesme diyagramını çizeceğim altına. Hani bunu vermemesinin bir sebebi var. Onu da göstereceğim size aslında. Vermemesi normal olabilir. Hiçbir sorun yok. Şurası Z ekseni, şurası da kesme V Newton diyelim. Bakarsanız şimdi bu AY 2600'den başlıyor. Dolayısıyla buradaki değişim 2600 direkt ve yukarı doğru olduğu için AY pozitif. Şurada 2600 diye. Buradan başlamış. Başka bir kuvvet olmadığı için burada sabit gidecek. Şöyle. Şimdi buradan itibaren C'den itibaren aşağıya bir kuvvetimiz var. Ama bunu da bulamıyoruz. Çünkü BY'yi bilmiyoruz aslında. Ya da şuraya göre moment alsak MB'ye de bilmeyen olacak. İki bilinmeyen var yine. O CY'nin net değerini kesin bulamayacağız. Şu uzunluğu bilmedik. O yüzden bunu tahmini yazacağız. Şimdi CY bunu sıfırlayabilir. Sıfırlarsa buradaki BY sıfır olur. Büyük ihtimal öyle değildir. Öyle bir seçenek olabilir. Sorun değil. O bizim seçenekle yazabiliriz. Şöyle yeşille göstereyim. Bunu sıfırlayıp şöyle götürebilir. Bu sefer BY sıfır olur. Yeşille çizdim. Sıfırlamadan yukarıda kalabilir. Bu sefer B'ye negatif olur, aşağıya iner. Ama her halükarda C'ye'nin bunu aşağı indirmesi gerekiyor. Aşağı doğru bir kuvvet vermesi gerekiyor. Çünkü A'ya yukarı doğru. Yani şurada yukarı doğruysa şuradaki C'nin tepkisi aşağıya doğru olacaktır. Ya da en aşağı indirebilir. Hatta şunu da göstereyim. Şöyle olabilir. Ya da en son maviyle göstereceğim. Böyle olabilir. Bu sefer de B'ye bunu yukarı yine sıfırlayacak. Her türlü burada zaten dengeyi sağlaması lazım. Burada B noktası. Bu üç seçenekli olabilir. Şimdi bu üç seçenek için bir de moment bakalım. Moment diyagramını çizelim. Z, M, Newton metre. Şurası da C noktası. Şimdi moment diyagramları içinde bakarsanız öncelikle A noktasında momentimiz yok. Sıfırdan başlıyor. Ama şu alan kadar hatırlarsanız pozitifse bu. Pozitife doğru bir artış olması lazım. 2600 çarpı şurası 0,12 idi. Yani şu alan 2600 çarpı 0,12'den 312 Newton metre gelmiş. Dolayısıyla 312 kadar yukarı çıkacak. Sıfırdan şöyle çıksın. Sonra da şuradaki şeylere göre bir değişim olacak. Eğer bu sıfırsa yeşil olabilir. Bu sabit gelir o zaman. Ve Z'de sıfırlanacak bir moment olur. Zaten moment Z'de var. MBX dediğimiz moment var. Bu zaten burada bunu sıfırlayabilir. Kırmızı olursa bu biraz daha artar. Z'deki moment onu sıfırlayacak seviyede olur. Yine sıfırlayabilir burada. B'de olursa da bakın burada direkt bu kadar aşağı iner. Ya da belki daha da aşağı iner. Ve yine B'deki moment bunu sıfırlayacaktır. Hani genel hatlarıyla bu şekilde. Yeşil için diyelim şöyle. Kırmızı için şu şekilde olabilir. Ya da mavi seçenek için de şöyle olabilir. Ya da şöyle olabilir. Şimdi burada bakarsanız kuvvetin değiştiği, özellikle kesme kuvvetin değiştiği şurada bir C noktası var. Burada da tam şu nokta bir kritik nokta gibi duruyor aslında. Şimdi şu tarafı bilmediğim için bu tarafla ilgili yorum yapamıyorum. O yüzden mecburen ben C noktasını kritik alacağım burada. Şuradaki C noktası. Yani genel itibariyle C daha kritikmiş gibi duruyor.
Ve genelde de öyle olur zaten. Hani burada bir arada şey varsa o kritik olma ihtimali yüksek. O yüzden burada C noktasını kritik nokta diyorum. Yani böyle elinizde uzunluğunu bilmediğiniz kısımlar varsa biraz mühendislik yorumlaması yapmanız lazım. Ona göre belli varsayımlarla bu kararı vermeniz gerekiyor. Mantıklı olduğunuz sürece. Bir de bunun için aynı zamanda üzerindeki torku da belirlememiz gerekiyor. Üzerinde de bu torsion var. 936 Nm'lık bir tork varmış bunun. Z ekseni etrafındaki moment. Şöyle yazalım onu da. Kritik noktada momentimiz de 312 Nm. Bu torku oluşturan ne sizce? Arm'dan dolayı oluşuyor aslında. Nasıl oluşuyor peki? P'deki yani P kuvvetiyle birlikte yukarıya doğru şey oluyor. O da döndürüyor. Çok doğru. Zaten tork dediğimiz arkadaşlar bizim bakarsanız şu BA üzerinde, şimdi C noktasındaki torku bahsediyorum burada. Şu Z etrafındaki moment olacak. Biz Z etrafındaki momenti zaten en başta arm için bulduk. MAZ'yi bulduk bakın 936. Direkt aslında bu tork şuradaki 936 Nm oluyor. Bunları bulduktan sonra artık ben buradan kesme ve eğilme gerilimlerine geçebilirim. Bu arada benim elimde moment varsa bu momentten dolayı bir shear stres oluşuyordu. Shear stres due to bending diyorduk. Ona da bakmak için şu kolun uzunluğuyla çapı arasındaki şeyin 1/10'dan küçük olması gerekiyordu. Ama bakarsanız buraya yeterince uzun zaten. O yüzden onu ihmal edebiliriz. O yüzden burada yine ihmal ettim diye düşünüyorum. Tek kesme kuvveti torktan gelen kesme kuvveti diye düşünüyorum. Tau x'i. Torktan gelen de 16T/π/3 bulunuyordu. Dairesel bir kesit için. Bunu daha önce belirtmiştik. 16. Torku yazarsam 236. Yani maksimumunu buluyorum aslında şu ifadeyi. TR bölü C'den R'yi 34'ün yarısı. Yani burada D'yi alacağım. Pi çarpı D'si 0,034 küp eşittir 121,3 megapascal. Bir de şu momentten dolayı bir sigma oluşacak burada. Sigma x dersek de o da 32m/π/d³'den. Dairesel kesit olunca kolay. Direkt bu formülleri kullanabilirim. 32 çarpı 312 bölü pi 0,034'ün kübü yine. 34 milim olduğu için metreye çevirdim onu. Ve burada Newton bölü metre aslında. Oradan ben normalde Pascal buluyorum. O Pascal'ı burada direkt megapascal'a çevirmiş oldum. Bunu da ben çekeyim. Siz hesaplarsanız bunu çok uzun bir sayı bulabilirsiniz. Orada megapascal çevirmek için 10 üzeri eksi 6 ile çarpın megapascal olsun. Şimdi bunları bulduğum nokta aslında C noktasında yüzeyde bir kritik nokta. O kritik noktayı ben alırsam şu şekilde kenara çizeyim. Bir tane stres eleman üzerinde gösterebilirim. Sigma x'i 80,86'ymış. Tau x'i y'si de 121,3 megapascalmış. Bunun için hemen bir mor circle çizip maksimum shear stresi bulmam lazım mor circle'dan basitçe. Şuraya bir mor circle alalım. Bunun merkezi İşte sigma x artı sigma y bölü 2'den 86 bölü 2 ya 0 yani 40,43,0. Bir de P noktası belirleyelim. O da yine 80,86 bile tau x'i yedim. 121,3. Bunları çizersek şurada 40,43 olsun. C noktası bir de 80,86 ve tau pozitif aşağıdaydı. O da 120. Yani 120 olduğu için aslında biraz daha uzun olması lazım 80'e göre. Eksenleri oranlı yapmaya çalışacağım. Şurada 120 olursa şimdi belki olur. Yine olmadı tam ama y'deki eksen x'teki 80'e göre biraz daha uzun olmalıydı. Biraz daha oynayalım eksenle. Belki şöyle daha anlaşılır olacak gibi. Şurası da P noktası. Bunun etrafından çemberi çizdiğimizde bu şekilde bir çemberimiz var. Şurası sigma. Şimdi artık sigma 1'imizi belirleyebiliriz maksimum. Şurada sigma 2'miz olsun. Bir de merkezden geçen doğruyu çekersem şurası da benim tau maksim. Bunları da yazabilirim. Bunun r'sini bulacağız. Şu r. Bakarsanız 40,43'ün karesi artı 121,3'ün karesi. Bunun karekökü. 127,86 gelmiş. Sigma 1'i bulmak için de şöyle sigma 1'i sağ alayım. Şuradan 40,43'ü 127,86'ya toplayacağım basitçe. 168,3 megapascal. Sigma 2 de lazım olacak formülsiz için. O yüzden sigma 2'yi de hesaplayalım. 127,86'dan eksi diyorum. 40,43'ü çıkarırsam 87,43 gelmiş. Tau max da zaten 127,86 R'ye eşit. Direkt şurası C'den buraya kadar olan mesafe R. İki tane yöntemim var. Soru bana ne demiş? Bir yöntem ikisiyle de MSS ile D'yle de bulun demiş aslında. O yüzden ikisini de kullanacağım. MSS ile bulmak istersem şöyle MSS diyelim. Maksimum shear stress. N eşittir. SY bölü 2. Böyle tau max'tı bu basitçe. O yüzden tau max'ı bulduk zaten. SY'yi de soru vermiş. Şurada 580 megapascal.
Direkt yazabilirim buraya. 580 bölü 2 bölü tau max'e 127,86. Buradan hesaplarsak 2,27 gelmiş. Bir de distortion enerjiye göre bakalım. DE ya da von Mises da diyebilirsiniz. Bunda da aynısı değil mi aslında? SC'ye bölü sadece sigma üssü vardı aşağıda. Sigma üssü dediğimiz de bizim şeydi, von Mises formülüydü. Onu da hemen yazabilirim. Şimdi 580. Hani elinizin altında olacak bu sigma üssü formülü zaten. Geri dönüp bakarsak formülleri şuradan gösterebiliriz. Plane stres var bizde. İki tane stres var. Şu olacak aslında. Sigma x kare, sigma x y, sigma y, sigma y kare, 3 tau x y kare. Bunların hepsini yazdığınızda sonuca gidebileceksiniz. Şöyle buradan da en arkadaşlar yerine yazarsanız sigma x dediğimiz sigma 1, sigma y dediğimiz sigma 2 aslında. Sigma 2 de eksi bu arada. Eksisini yazmayı unutmayalım başına. Çünkü eksi yönde. Toplamda şurası 225 gelmiş yanlış hesaplamadıysam. Siz hesaplarsınız. 225,12. Dolayısıyla n'si de bunun 2,58 gelmiş. Peki bu 2,58 ile 2,27 karşılaştırırsak yani MSS ile distortion enerji teorisini. MSS daha küçük veriyor. Yani küçük vermesinin sebebi de konservatif olması. Daha güvenli tarafta kalıyor. O yüzden burada en MSS küçük. Yani böyle olmasını bekleriz zaten. Hani eğer işlemlerinizi yapıyorsanız ve bir anda ND'yi daha küçük çıktıysa anlayın ki işlem hatası yapmışsınızdır. Buradan o sağlamayı da yapabilirsiniz. Denemesiz kesinlikle daha küçük çıkar. Mesela tasarım faktörümüz 2,5 olsaydı acaba burada distortion enerji kullandığımız 2,58 olacağı için belki hasara uğrama ihtimali var. Hani MSS ile güvenli diyeceğiz ama distortion enerjide düşünmemiz gerekiyor aslında çünkü hasara da uğrayabilir. 2,58 çıktı ondan. Evet, bu soruyu da bu şekilde bitirdik arkadaşlar.